Herkese yeniden selamlar dostlar. Bilmiş olduğunuz gibi birkaç gün önce bir yorum paylaştım. Hocam vadeli işlemlerde psikoloji yöntemiyle ilgili videonuz var mı? Karda ve zarardayken çoğu kişi bu sıkıntıyı yaşıyor. Ben de dahil kendi analizlerimde gelmesine rağmen bir işlemi sonuna kadar tutamıyorum. Bazen genelde çok erken kapatıyorum. Yani buradaki sorunun hatta şöyle yorumlarda da göstereyim. Birçok e, arkadaşımız takipçimiz istediği için bu videoyu çekmek kararı verdi. Buradaki sorun dostlar aynı zamanda arar tool'un nasıl kullanacağınızı da anlatabilirsiniz bir video olacak bilginiz olsun buradaki sorun dostlar bir kasa yönetimi ki ne kadar önemli olduğunu anladığınız gün cidden para kazanmaya başladığınız gün olacaktır spot tarafı haricinde altını çizerek söylüyorum iki bu şeffaflıkta bu kadar temiz bir video bulamayacağınızın altına imzamı da atarım dostlar başlıyoruz ee, ben geçmişte tut. Tutuyordum evet e, bir süre ara verdim Ancak şimdi tekrar tutmaya başladım dostlar Bilginiz olsun Kasamız bu şekilde dostlar Ne kadar ne büyümüş ne hareket almışız Bu şekilde detaylı olarak artık yazmaya başladım Bu işlemler nerenin işlemi Trade grubunda almış olduğumuz işlemler dostlar bunlar Zeta'dır DYM'dir mesela Ben burada %50 kar alıp %50 stop olmuştum Ama TP3 e, geldi %200 kar işlem aktif olan arkadaşlar için Auktyo rentten kapattık Pendle'da %200 geldi Şöyle işlem öncelerinde de göstereyim Yapanızda soru işareti kalmasın dostlar. Pendle'dan önce DMM mesela %200 kar diyoruz ya. Aldığımız risk ne kadarmış burada? Hemen şöyle de bakalım. Enter 833, 870, 20 xde %42. Yani 1'e 5 oranında şu an pozisyon karda bile dostlar. Buradan marketsel shortunu vermişim zaten. Akabinde setup'ımı yazmışım. Bu şekilde birçok işlemi görebilirsiniz dostlar. Yani A'dan Z'ye hepsi açık. Mesela Z'dan bir stop pardon, Auction'dan stop loss olmuşuz. Z'dan USDT spot işlem almışız. Entrimiz SL noktamız. Akabinde 2.70'ler hatta şöyle güncel ZT'ye bakmak gerekirse Zeta USDT PERT diyelim. 1.18'den aldık. Ben yalan yok dostlar. Burada %65 yapmışken sattım. Bakın aldığımız yer neresi ve siz pozisyonu nasıl buraya kadar taşıyabilirsiniz? Şimdi ZT'yi en kötü şekilde 300-500 kişi rahat almıştır grupta diye tahmin ediyorum. Çünkü hem normal grupta hem de trade grubunda paylaştığım bir işlemdi. Şimdi dostlar normal grupta ne zaman paylaşmıştım? Şöyle long yerine spotta tarafına dün gece zet aldım biraz dostlar 1.18 civarı maliyet 16 Şubat bugün de 16'sı dostlar bilginiz olsun 6 Şubat'ta paylaşmışım 10 gün önce bu şekilde ID tarafından yine bir spot işlem vermiştim %30 ee, böyle böyle birçok kartımızı görebilirsiniz dostlar şimdi sorun şurada başlıyor bir kasa yönetiminin ne kadar önemli olduğunu burada da canlı örneklerini görebilirsiniz dostlar bu kasa yöneten arkadaşlar Trade grubuna katılıp Trade eğitim serisini izleyen arkadaşlar gelen kenelleri de görüyorsunuz zaten ekstra okumanıza gerek var mı bilmiyorum durdurup da okuyabilirsiniz. Feedback aralığında e, aynı şekilde birçok geri dönüş mesajlarınız mevcut dostlar. Bunlar kasa yönetimi sayesinde oluyor. Şimdi yine aynı örnekle başlamak istiyorum. Siz başarısız bir tradersınız veya 10 üzerinden 3 işleminiz e, TP oluyor. 1 iş, yani 7 işleminizde de stop loss oluyor bu şekilde düşünün. 10 işlemden 3'ü TP olduğunda kaç oluyor? %30 win rate'iniz yani kazanç oranınız olmuş oluyor. Bu %30 başarı oranınız dostlar çok az gibi gözükse de kasa yönetiminin veya arar mantanın ne kadar karlı olduğunu şimdi kanıtlarıyla birlikte göreceksiniz dostlar. Öncelikle %30 en basitinden burada zaten canlı örnekleri bilerek sizlerle paylaştım. Ne kadar risk almışım, hangi coin'e ne, ne, girmişim, kar zarar durumu ve kaldıraçlı durumu, spot tarafı etkisi, kasamızın ne kadarını feda ettiğimiz ki News Trading'i hesaba katmayın. Asıl para kazandıran stratejilerden biri de News Trading kanalın en popüler kısmında görebilirsiniz. Şimdi Şimdi ise güncel durumda şu şekilde dostlar. 10 işlemin 7'si stop loss oldu. Arar mantığıyla kullandığınızda size eksi 7 ar. Arar turunu birazdan nasıl kullanabileceğinizi öğreteceğim dostlar bilginiz olsun. 10 işlem aldık. Bu 7 tane stop loss oldu. Bize 3 işlem kalıyor. Ben ortalama Zeta'dan mesela örnek vermek gerekirse. Burada alacağım pozisyon benim en kötü 1'e 5. Yani 1'e 1 ar kayba 5 ar kazanç oluyor. Mesela buradan alacağımız long ortalama 8-9 arlık bir kardı ki birçok arkadaş imiz longladı. Hani Birçok arkadaşımız derken bu şekilde de güncel. %3000'lere varan bir kar söz konusu dostlar bu şekilde. Hani kaldıraççı işlem olarak da değerlendiren arkadaşlarımız var. Yeniden bereketli olsun. Buradaki 9'ları ben hesap etmiyorum. Bunun yarısını alıyorum dostlar. 4.5'ar 5'ar yapalım. Tamam bakın yarısı yani kazancın en dibini almaya çalışıyorum. Sizlerin mantığı anlamanız açısından. Nasıl kasa yönteminin bir karlı olması açısından. Bu şekilde biz bir işlemimiz en fazla 5 5'ar kazandıracak şekilde işlem alıyoruz. Ve bunun 7 7 tanesi stop loss oluyor. 5 işlemiz yani 10 işlemden 3'ü artı olduğunda 5 arla 3 çarpı 5 15 ar yapıyor. Bakın dostlar artı 15 ar. %30 win rate ile 10 işlemin 7'si stop loss olmasına rağmen 3 tane işlem tp gittiğinde ben buradan 15 ar yani kasamın %1'i 1 ardır dostlar benim. Benim kasamın %1'i ne kadar? Hemen buradan da bakalım. Kaç? 480 dolar civarına tekabül ediyor. Bunu nasıl anlarız? 40.800. Hemen çok kolay. Böyle 100 yapıyorum. 400 108 dolar civarında. Ben 400 dolar diye baz alıyorum dostlar. Şimdi matematik hesabında tekrar buradan yapalım. Bu vadeli tarafında bu arada başlangıç seviyelerini görüyorsunuz. Buralarda cash out yaptığım kısımlar, yani para çektiğim kısımlar oluyor. Bu sadece vadeli tarafı. Vadeli hesabımdır bu. Benim zaten yayınlarda da kullandığım hesabı bu şekilde görebilirsiniz. Aylık bazda ne kadar büyüdüğünü, ne kadar yol kat ettiğini. Burada da yine ufak bir e, motor olayı vardı. Oraya para çektim. Ben vadeli tarafı haricinde bir para çekme olayını herhangi bir hesabımdan yapmıyorum. Neden? Soğuk cüzdanda spot tarafı. Çok daha sağlıklı dostlar. Paramızın %5'i kaldıraçlı tarafında bu şekilde ilerliyoruz. 15 ar. Benim arım hatta hesap makinesini de açalım. Benim bir arım 400 dolardı. Şimdi 7 ar ben bu hafta stop loss oldum. 10 işlemin 7'si stop loss oldu. Kaçtı? 400 çarpı 7 eşittir. 2800 dolar eksi 2800 dolar zarara girdim ben. Kasa yönetimini hepsine tüm işlemlere %1 riske ederek. Bu şekilde şimdi 15 çarpı 400 bin dolar da artı para aldım. Şu artıyı yazmadan yazmamız lazım burada. 6000 dolar. Şimdi 6000 eksi 2800 yapıyorum. Ben bu hafta totalde şuraya da Total yazalım. Kasa yönettiğim için, kasamı yönetebildiğim için altını çizerek söylüyorum burayı dostlar. Bakın 15 R kar aldım. 1'e 5 R mantığında, e, abartmadan genelde 8-9 işlemler aldığımızı biliyorsunuz. 7.5-8 R civarında ki bunların 3'ü TP oldu. Yani RR toolundaki TP mantığında biliyorsunuz dostlar. Bu şekilde oluyor. Bu bölge gelmeden veya alt bölgede bu sınır gelmeden stop loss olmuyorsunuz. Alt bölgede bu sınır, üst bölgede de aynı şekilde, üst bölgede de aynı şekilde üst bölge gelmeden TP olmuyorsunuz. He aralarda bölebilirsiniz tabii ki de ama bu şekilde işlem taşımanız lazım. Şimdi buradaki mantığa tekrar bir gelelim. Burada biz arar mantığını kullanarak aynı şekil aslında bir ar yerine biz kasamızın grupta da uyguladığımız strateji bu. Yüzde biriyle entry'yi dağıtarak hareket ediyoruz. Bu entry'yi dağıtarak ki olay ne? Dostlar şu ben bunu trade eğitim yayınlarında da anlatıyorum. Buradan biz normalde 400 dolar girmemiz lazım bu işleme direkt. Stop'u da buraya atmamız lazım ama buraya gelince 400 doları feda etmemiz lazım değil mi? Evet. Şimdi ben buradan dostlar 100 dolar giriyorum. 100 dolar buradan giriyorum. Aynı şekilde 100 dolar ve 100 dolar. Benim ortalama stop loss olmam gereken yüzdelik barımı ben 2.79'dan ortalama olarak tüm entrileri eşit dağıttığım için 1.40'a çekiyorum. amma ve lakin şöyle bir sorun var. Bunu da dile getirip Burada 2 entry alıp da giderse ben bu sefer yarım ar işlemde olmuş olurum. Tüm entry'leri alıp da giderse ben bu sefer 1 ar işlemde olurum dostlar. Şimdi buradaki mantık bu. Riski de atıyorsunuz ama stop loss olduğunu da olmanız gereken stopun direkt yarısıyla toplos oluyorsunuz. Zaten 400 doları gözden çıkardığınız için sizin için herhangi bir sorun teşkil etmiyor dostlar. Şimdi burada yüzde kaçıyla nasıl işlem alabileceğimizi kısmen öğrenmiş olduk. Detaylı bir şekilde zaten trade eğitim serisinde trade grubuna özel orada kasa yönetimi videosu var. Dilerseniz gruba katılıp videonun açıklama kısmındaki forumdan hem aldığım işlemleri hem de o trade eğitim serisine ulaşabilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Şimdi zetadan tekrar pozisyon işin arar toolunda bahsedelim akabinde asıl psikolojik tarafı çok 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 önemli. Yaptığınız hata aslında genel anlamda bariz ve gelen geri dönüş mesajları belki de günde 50 ila 100 civarında bu şekilde yorum geliyor. Pozisyon taşıyamama. Buradaki sorunu da detaylı olarak anlatacağım. Şimdi arar tuğluğunu biliyorsunuz buradan alış veya satış yönünü koyabiliyorsunuz olsa. Bunun üstüne tıkladığımızda ayarlar sekmesi çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada ayarları tıkladıktan sonra benim hesap boyutum ne kadar? 40.000 USDT. Benim 1 yapıyoruz buraya. 1 bir, birim büyüklüğü. Bir İyiniz olsun. Burada riskim yani benim bir arım kaç riske etmeliyim? Ben en son yarım bir risk almışım. Bakın burada benim yarım arım 200 dolar. Yani 200 dolarlık bir pozisyonda stop loss olacağım. Burada kaldıracın veya girdiğiniz stoların hiçbir önemi yok. Çünkü burada adetle olay işliyor. Arar tool'unu bu şekilde kullanabilirsiniz. Benim bir arım yani kasamın yüzde biri 400 dolar. Ben bu şekilde riskime 400 USDT'yi seçerek yazıyorum dostlar. Ayarlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde alt bölgeye ellemiyoruz bile. Tamam dedim. Seçtim. Ben bu coin'de bu işlemi alacaksam artık örnek görüyorum. Şuraya bir gelelim. Ben buradan short pozisyon almak istiyorum. Kapattım. Açtım. Tekrar baktığımda ayarları aynı. Değişmiyor. Bilginiz olsun. Siz değiştirene kadar. Ben buradan nasıl bir short pozisyon alacağım diyelim. Hedefim neresi olsun? Alt OB olsun. Şöyle bir şey çizelim. Hemen böyle belirttim. Kaba tatsak tabii ki de dostlar. Bu ortalama nereden almış oluruz? Şöyle retest kısmından alıyorum. Bilginiz olsun. Hani biraz daha stopu yukarı çekeyim. Hiç fark et etmez dostlar. Ben buraya geliyorum vadeli işlemler USDTM kısmını açıyorum bir yandan. Şimdi burada bana yazan önemli olan ne? Bu 5.91 ağırlık bir işlemmiş dostlar. Yani ben 400 dolar feda ettiğimde ortalama olarak benim için şu sağdaki sayı önemli. Kaç işlem yani kaç adetle işlem açmam gerektiğini bu yazıyor. Ben burada 400 yani şu son biriktirdiği barem benim stop loss olanım oluyor ya 2.7293 şu üst kısım yani şöyle kaba bir çizik atayım. Zeta görmüş olduğunuz gibi kaç adet girmem lazım. 4376. Stop loss noktam neresi? 2.7293. Ben buraya Zeta'da short pozisyon alacağım kısımda görmüş olduğunuz ekran gözükecek. USDT yerine Zeta'yı seçiyorum. Burada adet bazlı olduğu için. Ben bu tool'u istersen buraya çekerim. Bu sefer riske edeceğim e, oran aynı şekilde azalır. Ama kazancım arar mantığıyla daha az olmuş olur. 2.5 ar yani 2.5'a katlamış olurum. Burada 6'ya katlamış olurum. Şimdi buradaki mantık şu şekilde dostlar. Arar tool'umda ben ben ne olursa olsun buraya istersem izolede mesela veya cross'ta 50x'te açsam buradaki adet miktarım değişmeyeceği için açtığım kaldıracın da hiçbir önemi yok dostlar. Burada ne olursa olsun ben 5x'te açsam 200x'te açsam ben burada dostlar stop loss olduğumda 400 dolar yani bir ar kaybedeceğim dostlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde ben Z adedimi tekrar yazıyorum. 4376. Ben buraya Z olarak 4376 Z yazdığımda izole olarak veya her herhangi bir şey olarak fiyatı da nereden entrilemem lazım? Şurada zaten fiyat yazıyor ortalama. Ben bu coin'e 2.63.89 civarlarından da aynı şekilde short pozisyon açacağım belirtiyorum. Hedef TP bölgemde 2.09.80 civarında. Hatta şunu bir düz yapalım. 6 ar olsun düz. 6 ar. Ben buraya geldiğinde dostlar 6 arlık. Yani 6 ar ne kadar? Benim bir arım 400 dolar olduğu için 6 çarpı 400 2400. 400 de risk ettiğimiz tutarla yani işlemde olduğumuz 2800 dolarla çıkmış olacak. Kaybedersem ne kadar olmuş olacak? Sadece 400 dolar. Ben 1'e 6 oranında bir risk getiri almış oluyorum. Arar tool'unu bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya aynı şekilde yüksek. Buradaki ayarı da ben tekrar 400 yapıyorum dostlar. Bu şekilde uygulamış olduğunuz yere şöyle koyalım. Buradan da bu OB'ye kadar tepki alacağını düşünüyorum. Buradan da yine bir işlem alıyorum. Buradaki arar mantığında ama tek entry. Yani bu gri bölgeden mavi bölgeye geçiş alanında buraya attığınız entry'den sonra stop olsunuz. tek bir bölgedir. Bilginiz olsun. Ha şunu yapabilirsiniz. Yarım ar girersiniz buradan yine bizim mantıklı aslında. Yarım arda buradan riske edersiniz. Bu sefer de bölge aynı olacağı için yarım arda 11 arlık bir kazanç sağlarsınız. Buradaki yarım arda da e, bir ar girmediğiniz için 6 ar yani 6 katını kazanamazsınız dostlar. 3 ar kazanırsınız yarım ar risk ettiğiniz için. Hatta şöyle anlatayım direkt 400 yerine 200 feda ettiğiniz baz alıyorum. Şu şekilde siz yarım arın 6 katını kazanmış olursunuz burada. Geri kalan yarım arı da buradan entry dediniz diyelim. Buradan da 7462 adet bizim Enterlememiz lazım. 200 dolar yaptığımız için daha az olacak. 3731 yarım yarımar buradan girdim. Yarımar buradan girdim. Stop loss noktalarım aynı. Bu şekilde benim ortalama ar maliyetim burada olmuş olacak. Ama dediğim gibi yarımar yarımar riske attığımda Az önceki aslında bahsettiğim %1'lik olay. Şimdi ar, -Ar tool'unda öğrettiğimize göre işin psikolojik kısmına gelelim ki asıl sorun burada başlıyor dostlar. Ne kadar çok en başta şunu söyleyeyim. Ne kadar çok borsa açık olursa bakın borsa ekranı. Yani şöyle diyeyim benim bu ekran günde 10 dakika açık değildir. Abartmıyorum sadece işlemleri yazdığım Geçirdiğim süre 10 dakikayı geçmez Taş çatlasın 20 dakika olsun Yok lan o çipede filan girerim stake yaparım Odur budur ekstra olarak Harici benim binans borsasına girdiğim Dediğim gibi 10 dakikaya geçmiyor hata burada başlıyor bizim insanda Abi her dakika yeniliyor her dakika Bakma ilk girdiğinizde evet bende de oluyordu Ya düşmüş mü çıkmış mı Abi şunu anlatmak istiyorum o coin çıksa da Düşse sen bakınca bir şey değişmeyecek Yani sen baktın diye çıkmayacak Sen baktın diye düşmeyecek bilginiz olsun Alarm olayı burada devreye giriyor. Spot olarak da baz alın. İsterseniz kaldıraçlı olarak da baz alın. Hiç fark etmez. Biz burada Zeta'dan bir işlem aldık değil mi? Bölgeyi kazandı. Retestine artık bölge altı stop var değil mi dostlar? Benim alarmım nerede olması lazım? Tak burada alarmı ekledim veya binans üzerinden alarmı attım. Ben buraya kaldıraçlı olarak %1 veya spot olarak %15 bir bakiye gömdüm. Bakiyenin riski burası benim toplam alanım. 3'e böldüm. Ortalama ne kadar? 1.60'larda 1.70'lerde bir stop sahibim. Yani 20x'de %31 Stoploss'um var. Ben buraya stoploss'u attıktan sonra hedef bölgem neresi? Üst bölgeler. Ama bir sonraki kademe neresi benim için? Üst bölge. Ben üst bölgenin bir burasına bir burasına alarm attım diyelim. Bölgeyi de kazandı. TP oldu. Bandı kazandıktan sonra retest alıyor ya şu yeşil dairede. Retest aldığında benim artık yapmam gereken hem paramı biraz garantiye almam lazım. Yani kar almam lazım kademeli olarak. Hem de almadım diyelim stoploss arttırmam gereken bir bölge oldu. Neden? Level atladı. Yani bir merdiven çıktı gibi düştün dostlarım artık bu bandın altı stop loss. Doğru mu? Ben buradaki aralıktan oldum? Ben bu aralıkta %20 kâra geçtim. Buradan sonra stop loss düşerse eğer bant altına çekiyorum. %8, %9 civarında her türlü karda kapatıyorum. 20x'de de %160 civarında. Bant altına stop loss'umu taşıdım. Bu sefer ne yaptım? Buradaki stratejiyi aynı şekilde buraya taşıdım. Bant altına bir stop loss ki burada zaten stop loss taşıdığım için artık benim aslında karlı bir şekilde kapatacağım pozisyon. Eğer düşerse de kapatsın oradan sıkıntı yok. Pozisyon taşıdım tekrar borsaya kapattım. Bant üstüne attı. Tekrar aynı stratejiyi uyguladım. Bu sefer ana paradan hala kar almadınız diye baz alıyorum. %33 kardasınız. Bölge altında stop loss olursanız %25 karla ayrılacaksınız. Burayı entryledim. Artık burada ya. Buradan sonra buraya stop lossumu çektim. Alarmımı attım. Üst banda yine iki tane alarm attım. Bandı kazandı. Bu sefer bandın tekrar altına taşıdım. Böyle böyle kademeli pozu taşıdım. Dilerseniz ben bunu yapamam hocam. Çok sık şey yapıyor derseniz de şu stratejiyi uygulayabilirsiniz. Risk ettiğiniz tut tutar kasanızın önemsemediğiniz bir tutarı olabilir. Belli bir şekilde özgüven kazanasıya kadar bu piyasada. 2. Aynı şekilde kasanızı zaten yönettikten sonra psikoloji olayı tamamen devre dışı kalacak ki artık bakma olaylarına girmeyeceksiniz. Zaten sorun şurada uykunuzu kaçıran bir tutar giriyorsanız bilin ki yanlış yoldasınız dostlar. Bir katlarsınız, iki katlarsınız. Üçüncü de o kazandığınızın kat ve katını kaybedersiniz. Çünkü hatalı bir kasa yönetimi yapmış oluyorsunuz. Bu uyguladığımız stratejik kademeli stop loss yükselterek gitti. Diğerim stop loss yükseltmeden ne yapabiliriz? Dostlar ben buradan aldım. Stop loss bölgem burası. TP 1'im burası. Buradan bir %20 satış koydum. TP 2'im burası. %20 daha satış koydum. %40 artık emirde. %60'ı satışta. TP 3'üm burası. Ben buradan tekrar üst banda da bir satış koydum. TP 4'üm burası. %80'i kapandı. Artık ben bu coin elimde kalan %20 miktar sıfırlansa bile fazla fazla artıda olduğum bir evreye geçtim. Pozisyonumun %80'ini kapattım. Yani elimdeki tutar likit bile olsa ben bu pozisyonu kardan kardayım. %20 kaldı. Kardan karın payı diyebiliriz artık buna yani. Karın karı dediğimiz evredeyiz. Bu saatten sonra tamam elimde %20 kal. Kalsın abi. Bu aya kadar kalsın hiç sıkıntı değil. Zaten ben karı ceplemişim. E üstüne bir de katlamışım parayı. Onu da ceplemişim. Kademeli bir şekilde satmışım. E %20'de karın karı kalmış artık dediğimiz bir evrede ben bu işlemi salarım gittiği yere kadar bırakırım. Ne kadar gitti? O %20 size bir kasa tutarı daha kazandırdı diyelim. Yani anlatmak istediğim tutar şu. %20 civarında bıraktığınız bakiye en az %500 yapması lazım ki sizin kasanızın bir katına tekabül etsin. Anlatmak istediğim olay bu. Buradan sonra da artık bizim maliyetimiz ben buralara salarım mesela %250 kasamın %50'si demek. 4.20'lere tipi salarım dostlar. Bilginiz olsun. Umarım bu video yararlı ve faydalı olmuştur dostlar. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok ama çok olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.